Çok derin ama bu zaman artık çok fazla yorum yapma ve konuşma zamanı değil. Bir an önce sahaya çıkıp mücadele etme zamanı benim için. Ama önce Sayın Başkan'a, Yönetim Kurulu'na hepsine teşekkür ediyorum. Hocama bir şeyler söylemek istiyorum. Tekrardan bizi kavuşturduğu için hem formama hem camiama hem de ona kavuşacağım için çok mutluyum. İnşallah her şey iyi olacak. En güzel günleri, başarılı günleri tekrardan hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yaşamak dileğiyle. Taraftarı çok özledim. Onlarla kavuşacağım günü en kısa zamanda bekliyorum. İnşallah görüşürüz en kısa zamanda. Görüşmek dileğiyle. Oradaki birçok personelin hala uzun seneler dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Tekrardan çalışma arkadaşı olmak bizim için çok iyi olacak. Belki şimdi zamanında çocuklarına koydukları isimleri Ardalarla beraber orada oynama fırsatı buluruz. Tekrardan Galatasaraylı Arda'yı, Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğime inanıyorum. Galatasaray forması altında hayatım boyunca çok iyi mücadele ettim. Taraftar bana inansın, güvensin. Onları nasıl buradan heyecanlandırarak gittiysem, bu formayı, bu camianın ismini en yüksek yerlere taşıdıysam, şimdi bu forma altında da aynısını yapacağım. Buna inanıyorum. Bu yetenekler, oyun zekası hala bende. Dediğim gibi en kısa zamanda görüşmek dileğiyle ilk antrenmanı iple çekiyorum. Arda Turan'ın dediğin çok doğru. Bir transfer değil, yuvasına döndü. Kendisi zaten bu yuvada yetişmiş bir kardeşimiz. Değerli bir sporcu. Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş Türk sporunu bir insan. Sadece yuvaya döndü. Biraz gecikmeli de olsa yuvaya döndü. Taşlar yerli yerine oturdu. Su aktı, yolunu buldu. Doğru şekilde, doğru usullerle Sayın Teknik Heyetimizin de talebi doğrultusundaki biz teknik heyetimizin taleplerini çok ciddiye alırız. Bizlere şampiyonluk yaratmış bir teknik direktörümüzün riyasetinde onun taleplerini ciddiye alırız. Arda da onun isteklerinden biriydi. Bizim de niyetimizle uyuştu ve kendisine sadece transfer değil, yuvana hoş geldin Arda diyoruz. Bizim Arda ile hiçbir kişisel sorunumuz yok. İnsanlar hata yapabilir. Biz de şu anda bile ben konuşurken belki bir pot kırdım, belki bir hata yaptım. İnsana mahsus. Hata kula mahsus. İnsanlar geçmişte yapar. Herkes gibi, bizim gibi. Fakat bunları çok büyütmemek gerektiğine bu aşamada inanıyorum. Hele benim gibi 3 tane kanser geçirip hala savaşırsanız biraz daha hoşgörülü, biraz daha toleranslı olmak gerektiğini düşünüyorsunuz. Bunu ne derece realize edebilirsiniz? O da ayrı bir gündem maddesi. Ama biz Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray camiası çok büyük bir camiadır. Kucaklayıcıdır, affedicidir. Birliktelik, beraberlik ruhu içinde dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmuştur. Bizi yaşatan ruh da budur. Arda da bu ruhun parçalarından biridir. Kendisine tekrar yuvana hoş geldin diyorum.